Gelir Ayşin, gelir Ayşin. Bana var ya, heyecandan suyu döktüm üstüme. Suyu döktüm. Heyecandan bir şey. Hadi geliyorlar, geliyorlar. Dur. Geliyorlar, çalıştınız. Başlar, başlar. Dur Ayşin, dur. Ya dur da. Dur, bekle. Allah. Dur bir dakika, bekle. Geliyoruz. Ya zaten bekliyorum. Başka bir şey yapamam ki. Dur. Geldim, geliyorum. Bir saniye, bir dakika dur. 3, 2, 1. Sürpriz Ayşin'e. Mutlu yıllar sana. DJ Ayşin. Ya size inanmıyorum. Evet. Ya benim tanıdıklarım. Ya benim sende sürpriz. Aşkım, ne kadar tatlısın. Ay ne demek aşkım, ne demek? Senin için bak görüyorsun, senin için hiçbir masraftan kaçınmayıp bu otelin çatı katını tuttum. Hiçbir masraftan kaçınmadığımın altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü kaçınmadığım masraf oldukça büyük bir masraf. Ama ben ne yapmadım? Kaçınmadım. Abi tamam oğlum, altını çizme artık ya, saçma sapan. Zaten zar zor 2-3 puan topladın, onları da heba etme. Çok para kanka. Ama Ozan da puan toplar yani. Daha bu bir şey değil. Daha neler geliyor Ozan? Ozan mı? Başka ne var? Ya şöyle kardeşim, hani sen mutlu ol diye buraya bir müzik grubu getirecek. Ya inanmıyorum. Ya gerçekten çok tatlısın. Bir dakika. Ama ben o kadar uzun kalamam ki burada. Ay benim İtalyan sinemacı İsmail Tobey ile toplantım var bugün. Evet, ona İstanbul'u gezdirecektim. Yeni filmi için böyle mekanlar falan bakacak. Evet, biliyorum. O yüzden de Instagram'dan İsmail Tobey'e ulaştım. Evet. Ve davet ettim. Geleceğini söyledi. Ya sen nasıl bir adamsın? Ya sen Ozan, ne oldu be kardeşim? Bir dakika. İyi de İsmail Tobey hiçbir şey beğenmeyen bir adammış. Ya burayı beğenmezse beğenir mi ki? Beğenmez. Beğenmez burayı, ne yapacağız? Ya Çiçek, sakin ol. Şuranın güzelliğine bak. Şu manzaranın güzelliğine bak. Buraya bayılacak. İsmail Tobey filminin bir sahnesini burada çekecek hayatım. Aynen. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Kesinlikle. Beğenir ya. Beğenir ya. Beğenir burası, beğenmez mi ya? Ama müzik grubu nasıl acaba? Ha? Ya ben şey duydum, kız grubu diye duydum. Evet. Evet arkadaşlar, kız grubu. 2 tane kız geliyorlar. İsimleri de grup Enerji. Enerji! Evet. Dans da ediyorlar kanka. Dans mı? Dakika! İki mi kız mı? Evet. Dans mı ediyorlar? Tabii. Vallahi enerji bana şimdiden geldi. Bu gece inanılmaz heyecanlı başladı kanka. Gel. Ya hayvanlaşmayın ya. Allah Allah, ayı gibi şey yapıyorsunuz. Ne? İnsanlar buraya size öyle yem olmaya gelmiyorlar. Aha. Performans göstermeye aynen geliyorlar. Sanattan icra edip gidecekler. Abanmayın ayı gibi başlayın. Ya bir dakika, biz bir şey bir şey demedik ya. Hani gelirler, biz de seyrederiz. Ne bileyim, aramızda bir elektrik olursa hani inceden böyle bir yürürüz diye düşündüm. Tabii hani. Tabii. Ya ben solist kadınlara bayağı hasta oluyorum da. Bir dakika. Ses geliyor. Geliyorlar abi. Geliyorlar abi, geliyorlar. Yerinize geçin, yerinize geçin. Çok heyecanlandım. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Çok fena. Ama sıralı gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük albe. Darbe üstüne darbe. Kuşlanmıyor bu. Ama sıralı gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük albe. Mustafa, sen kızlar gelince yürüyeceğim diyordun. Buyur abi. Yok kardeşim, sen önden buyur ya. Saçmalama, sen buyur. Hayır ya, iki kız geliyor, enerji falan. Ya bir susun. Bir dakika susun. Ozan, bu ne bu? Ben İsmail Tobey'im. Bunları mı dinleteceğim Ozan? Bir saniye hayatım, bir saniye. Bize grup Enerji gelecek dediler. Evet, ta kendisiyiz, geldik. Ne yaptınız abla? Gelirken toprağa mı attınız enerjiyi? Yok, yanımızda getirdik enerjiyi. Elektrik trafosu gibi enerji getirdik size. Vallahi bize hiç geçmedi o elektrik. Odun elektriği iletmiyor ya, ondandır. Teyzeciğim, siz çok tatlısınız ama enerji sadece grubun adında var belli ki. Ozan, İsmail Tobey hiçbir şey beğenmeyen bir adam. Kendi setinden Monica Bellucci'yi kovmuş bir adam. Çekilin benim setimden, defol, çirkin kadın diye kovmuş bir adam. Ben bunları mı? Eğer bunları görürse benimle asla çalışmaz. Adam estetik düşkünü. Ya ne bileyim hayatım, ben de yani. Yani grup Enerji deyince böyle genç geldi bana da tabii ki. Yani genç gelince de... Ya tamam, itiraf ediyorum ya. Çatı katına çok para verince müzik grubunun en ucuzunu seçtim. Tamam, kabul ediyorum. Kanka, bu kadar ucuz olmaz ki. En ucuzunu tutmuşsun ya. Lan!
Ucuz senin babandır. Yaşlı ve terbiyesiz. Ne terbiyesiz, ne terbiyesiz sen diye bize terbiyesizlik yapıyorsunuz güzel mi? Sen neden beğenmedin bizi, niramızı beğenmedin sen bize? Ablacığım, yani biz sizin tipinize bakmaktan müziğinizi dinleyemedik ki. Yani ne bileyim, sizin bu kılıkta gözleme evinde gözleme açmanız lazım. Yani böyle otelde ne bileyim müzik falan ben bağdaştıramadım açıkçası yani. Ne kadar ön yargılısınız ya, Allah ya, ya bak alışmışsınız siz playback müziğe ya, elektronik müzik altında ses düzeltici falan filan. Biz canlı müzik yapıyoruz, canlı! Canlı! Teyzeciğim müzik canlı da siz değilsiniz. Tamam hadi siz ne yapın, paranızı da aldıysanız hadi artık buradan çekilin gidin. Hadi. Sayfa beye de grup yok derim ya. Aynen. Yok grup, hadi gidin. Mümkün değil, gidemeyiz biz. Biz performansımızı sergileyeceğiz, ondan sonra gideceğiz. Bir de gururlu çıktılar dedim. İyi tamam, hadi bir şarkı daha söyle. Ya hayır abi, abi, hayır. Niye şarkı söylesin? Hayır, kanka hayır, ben asla kabul etmiyorum. Bunlar gece gelecekler, elinde defleriyle benim rüyama girecekler, kabusum olacaklar. Yok yok, korkuyorum ben abi. Nereye korkuyorsun sen ya? Sen aynaya baktığında korkmuyor musun sen? He? Hepsi grubundan ne farkımız var bizim? He? Hepsi farklı abla. Allah aşkına hepsiyle kendini nasıl bir tutuyorsun? Bir aynaya bak ablacığım. Ne güzellik var, ne estetik var. E canım ben piyasaya yeni giriyoruz. Biz de estetik yaptıracağız belki. Teyzem siz artık estetikte de daha çok. İki avcunuzu göğe açmak suretiyle biraz dua bence artık. Ablacığım size estetik değil en fazla reset atılır. Bak al şu defne sana bir reset atarım. Allah çarpsın anam baban tanıyamaz seni. Ya neden bize bu ön yargı neden ya? Ya ne demek neden abla, Allah aşkına bir kendine bir bak. Ne olur bir kendine bir bak ya. Ya dans olsa hadi tamam diyeceğim de dans da yok abi. Bahadır tek sorun bu mu? Hayır canım defi kötü üstü kötü. Bana bak senin tespitine s**yorlar bu kadınları. Dur dur ben bunların ne istediğini biliyorum. Dans modunu açmayalım. Ya dans hiç edelim. Açmasa dans modunu. Yok açacak 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 açacak. Açacak. Evet güzel evet. Ya arkadaşlar ne yapacağız? Bu nedir bu? Yani ne yani? Yani o kadar da kötü değil gibiler sanki ha. Yani dans mas falan olursa belki biraz patlatırız. Ya ne patlatması kardeşim? Dans ederken ölmeseler iyi ya. Bak oğlum buradan bir puan çıkmaz. Hadi bunları def et gitsin. Çok başlıyor. Aa, ne o? Bu ne? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Sıcak, çok sıcak. Ablacığım siz dans yapmadınız ki, siz bayağı yayık hayran yaptınız. Evet, hava sıcak konseptimizde o da var. Gel al bakalım bir bardak, iç bakalım kana kana. Nasıl ya? Hayran mı içeceğiz abi? Ya bak bakalım tadına. Bak tadına ne ya? Çok iyi ha, değil mi? Başlan çalgaladık, güzel evet, mi? Ön yargılı davranıyorsunuz bize, yoksa bizde de anne numaralar var. Evet. Tamam, çok güzeldi teyzeciğim. Hadi gidin artık. Tamam, hadi bitti. Hadi. Yok, gidemeyiz. Yok. Üç şarkı anlaşması yaptık biz. Hak geçer. Gidemeyiz. Hepsini ya geçmez. Sonra. Biz helal ediyoruz teyzeciğim. Hadi ne olur gidin ya. Yok, hayatta gidemeyiz. Ölürüm de gitmem şuradan şuraya. E gitmesen de ölebilirsin teyze. İki ihtimal sana çok uzak değil, haberin olsun ha. Ya bu köpek soyu neden bize taktı ya? Kızım, sap usap başına vurmuş bunu. Gel. Kostüm değişelim. Ha, olur. Hadi biz şimdi ikinci yere geçelim ama kostüm değiştirmemiz gerek. Teyze ben öncesinde bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz bu yayık ayranla beraber kendiniz de şöyle cilveli cilveli salladınız. Yani o kimin içindi ben anlamadım yani. Ne umut ediyordunuz ki? Kızım sen evli misin? Ben yok. Ben üç tane koca gömdüm. Ya.
beni. Tamam, hadi bakalım. Tamam. Siz de çabuk çabuk İsmail Tobey'e gelmeden söyleyin gidin üçüncü şarkını. Tamam, ama işte dediğim gibi ufak bir kostüm değişikliği yapmamız gerekiyor. Bu kostüm müydü ona hayret ediyorum, o ayrı. Bir de değiştireceksiniz, ona bambaşka hayret ediyorum. Tamam, hadi madem. Madem kostüm yani, yapacak bir şey yok. Biz değişelim de siz görün bakalım kostüm nasıl şov başlatacak. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz merak ettim. Aa, çok acayip bir kostüm gelebilir. Ne giyecekler acaba? Kefen. Bu saatten sonra kefen. Tamam abi, sakin ya. Allah Allah. Tamam, çok da şey yapmayız. Ay inanmıyorum, bir de kostüm değiştirmişler. Nasıl olmuş? Nasıl? Bir yelek değiştirmişsiniz. Yok, bu özel davet yeleği, kırmızı. Davet ediyorum. Azrail'i mi davet ediyorsunuz abla? Hadi, girelim yatağım, sen başla. Son kıyıç. İçine ata ata ne hale düştün, tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekime hadi hadi söyle de kurtul bundan, kura kura kurutun be adam. İçine ata ata ne hale düştün, tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekime hadi hadi söyle de kurtul bundan, kura kura kurutun be adam. Nasıl? İsmail Tobey, hoş geldiniz. Biz de arkadaşları yolluyorduk zaten. Onlar da gidiyorlardı şimdi. Evet, hiçbir alakası yok bizimle. Evet, bizim özel misafirimiz geldi. Artık siz de def olup gidebilirsiniz. Evet, adama aynen. Bak ya, hadi bakalım artık hadi. Gidin. Sizi hadi. Hiç istemiyoruz. Burada no, gidelim. No, 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 no. Perfetto. Perfetto, çok beğendim o. Mükemmel o. Posible. İsmail Tobey'i gerçekten beğendiniz mi? Si, si. Yeni filmimde lütfen başrol oynayın o. Size yalvarıyorum o. Perfecto, ne olur o. Lütfen o, lütfen o. Aha. Kız kız kız. Bunu beni ayrıca PR'ını yapacak adam ya. Si, si, si. Ya. Tanrım şükürler olsun o. Ah, sizi özümsemek istiyor. Ya. Haydi gidiyor. Ya. Ay tamam, o zaman ben yarın hazırlıklara başlıyorum İsmail Tobey. No, no, no. Seninle zevklerimiz uymuyor. Ha. Haydi gidelim buradan. Seninle çalışmak istemiyor. Haydi gidiyor. Hadi bakalım oğlum. Sizdeki İçine... star ışığını anlamıyor bunlar. Ben anlıyor. Haydi. Sağ ol, sağ ol. İçini acı adı mı? Halen işte onu da bırakıp ne yapacaksın be adam? Çekime hadi hadi söyle de kurtul. Bundan duradın adamı be adam. İsmail Bey, ben böyle şeyler yapıyorum. Beni hiç de hiç yakışmıyor. Star ışığım yok mu? Akıllı ara biraz mı? Be trafik ışığı sende oluyor. İçine ata ata ne hale düştün, tuta tuta çatlayacaksın be adam. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza